Selamlar arkadaşlar. 13 Ekim 2023 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugün Global Lab daha böyle Global Lab'in adına yakışır bir şekilde olmuş. Geçen haftaki o bomboş yamadan sonra bu hafta biraz daha güzel ama girip de 3-4 hafta önceki o çılgın yamaları beklemeyin. Şu an hala düzgün yama içeriğine böyle şey seviyede ama o dediğim gibi aşırı iyi versiyonlarla kıyaslamayın. Şu an Global Rain'e oturmuş şekilde ilerliyor. Bakalım bugünkü değişimleri beğeneceğiz. Ben çoğunu beğendim. Evet, öncelikle merkez pazar değişimi. Biliyorsunuz bu iksir piyasası zaten sürekli arz talepten dolayı bir yerden sonra talebin karşılanmamasından dolayı bir sürü iksirin fiyatı max fiyattan bekler hale geliyor. O yüzden bu iksirlerin fiyatları tekrardan arttı arkadaşlar. Herhangi bir iksir kategorisine baktığınızda bugün tekrardan satışa konanlar hariç bu mavi iksirlerin özellikle parti versiyonları, tabi solo versiyonları da çok popüler değil ama parti versiyonu özellikle çok nadir bulunuyordu. Hele mavilere yeşil şey genel çünkü kimyacının çoğu yani eğer PvP ya da PvE yapıyorsa ya da iksir rotasyon kullanıyorsa mavileri kendi saklıyordu, yeşilleri pazara satıyor. Millet de o yeşilleri alıp çeviriyordu falan. Ama hala bunu yaptığı halde çok kâra geçemediğini karar vermiş sanırım Bedo. Bunu zaten birkaç tane live skeci de bana gelip demişti. İşte bunları koyduğumuzda gene çok kâr etmiyoruz. Niye satalım demişti. Sanırım sonunda dileklerine kavuştular. Bir sürü iksirin fiyatı arttırdılar arkadaşlar. Tabi sadece iksir değil. Ama ana odamız iksir diyebiliriz. Onu zaten buradaki listeye görebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa videoda bakabilirsin. Kodeksten bakabilirsin. Bir de onun için iksir olmayan parfüm, cesaret parfümü bu. Girimahbe evren, bu Frenzy'nin cinnet iksiri, öz iksiri gibi şeyler de var. Buradan bakabilirsin. Şöyle merak eden video durup bakabilir. Okay, bunların hiçbiri satışınızda varsa onlar da satıştan iptal oldu. Merkez pazar deponuza atıldı. O yüzden unutmayın. Bunları ben illa fiyat yükselene satacağım diyorsanız da tekrar satışa koyun. Evet, okyanus değişimi. Bu çok 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 güzel bir değişim. Bir sürü insanın LAN açmasının en büyük nedeni olan şeyi sonunda çözmüşler. Gemiden inme. Gemiden inme arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde dümeni bırakıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz zıplıyorsunuz ya da LAN'sız uçuyorsunuz. İşte Corsair'sın Shift Q'yu falan atıp gemiden öyle iniyordunuz. Hatta çoğu insan sırf LAN'ı kullanmasının en büyük nedeni buydu. Ama artık şöyle bir şey eklemişler. Beceri eklemişler. Bu beceriyi kullandığınızda artık gemiden... Pardon ben bu arada şu aşağı kısmı okuyorum. Yukarı biraz da okuruz. Çünkü burası daha önce daha önemli. Hemen aklım oraya gitti. Şurası başka da. Onu da şey yaparız. Artık gemiden inme fonksiyonu diye bir şey var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere geminin sahibi olmasanız da geminin üzerindeyken şöyle bir düğme olacak. Ve bu düğmeye bastığınızda direkt en yakındaki Wharf Manager'a atabilecek anladığım kadarıyla. Any Adventure demesinden bu arada şey yaptım. Burada kaptan örneğinden vermiş çok büyük ihtimal kendi gemisi. Ama kaptan olmasanız da siz de bunu kullanabileceksiniz. Çok güzel bir değişim bu. Hani takası bayağı rahatlatan güzel şeylerden. Tamam. İndikten hemen sonra 5 saniye bir cooldown uygulanacak. Yani gemide indim ışınlanıp hemen geri bindim. Sonra bir daha geri inmeyi engellemek için çok abuse'lenecek bir şey olmasın diye. Onun dışında kısa yol atarak da yapabilirsin tabii ki. İşte alt ile bir herhangi bir tuşu. Gemiden indikten sonra da herhangi bir yakındaki işte kendi geminizde de bu çapa ikonundan sol üstte bu binek kısmından. Tabii ben de şu an şey olduğu için vagon olduğu için bu gözükecek ama işte geminiz varsa burada gemi ikonu oluyor falan. Oradan binebilirsiniz arkadaşlar. O aynı. Gelelim bir de şimdi buradaki değişime. Artık okyanuslarda derin su yüzeyi diye bir şey yani terrain dediği burada yüzey ama şey işte illa karasal yüzey gibi düşünmeyin. Böyle bir şey uygulanacakmış. Bu uygulandığında da geminin full hızında gideceği şekilde ayarlanmış. Okuyla'nın gemisini işte Okuyla'nın gözüne gittiğinizde burada Okuyla'nın Hindistan'ı gibi çevirmiş ama o çeviri sorunsal da yapacak bir şey yok. Bu bölgeye gittiğinizde anladığım kadarıyla da shallow sea yani sığ sular olacak şekilde ayarlanmış. Bir de bu okyanusta giderken minimap'teki rengi göre derin denizli sığ denizli ayırt edebileceğin şekilde ayarlanmış. Ve okyanus bölgesinde yani bu işte derin deniz kategorisinin yerlerde geminin hızı %100 olacak şekilde ayarlama getirilmiş.
Spesifik deniz rotalarına gidildiğinde okyanus bölgesinde. Buralarda giderken Okuyla'nın rehberi sanırım herhalde. Bu guide dediği o kelime olarak tahminim çeviriyi. Böyle bir şey gözükecekmiş. Okuyla'nın rehberi şekilde görüntülenecekmiş. Bu şey yeryüzü şekli. Ha, bu şey dedi, gemiler daha hızlı gidecek. Yani aslında dediği şu, spesifik ticaret noktalarını kullanıyorsanız, işte belirli hat arasında o rotadan gidiyorsanız daha hızlı gideceksiniz. Bu zaten yakında millet detaylı haritasını çıkarır. Büyük ihtimal oralardan gider. Bu mantıklı zaten, dünyadaki bir sürü ticaret rotası da işte böyle spesifik rotalardan daha hızlı gidildiği için yapılmış anladığım kadarıyla. Bu işte git gel yapan gemiler, karadan gidenler, uçaktan giden hepsinin bir ticaret rotası vardır. Hatta Star Wars'ta da bunun işte bir sürü yolu falan vardı. Bu Hyperlane'in hızlanması ile ilgili. Ona şey yapmışlar. Çok mantıksız değil. Bence okey. Güzel bir çeviri. Şey çeviri diyorum. Güzel bir eklem olmuş. Yani spesifik rotalardan giden için gayet iyi. Evet. Ataraksiyon ve ebedi çukur yaşam kalitesi. Sonunda beklenen şey geldi. Yani bunu zaten en başta niye engellediklerini ben hala anlamıyorum. Çok saçma. Ataraksiyon yani Zindan'da ve Ebedi Çukur'da, yani bu işte spesifik bosslara karşı dövüştüğünüz çukur var ya. Şu şey parasını topluyorsunuz hatta. Skill XP transfer kuponu alıyoruz bu parayla falan. Bunun kasıldığı yerlerde arkadaşlar depo çalışmıyordu. Bu yüzden oraya gittiğinizde işte bir şeyiniz mi eksik? Onu depoda alamıyordunuz. Ve bu çok saçmaydı. Niye böyle getirdiler? Hiçbir fikrim yok. Bence çok gereksizdi. Sonunda bunu kapatmışlar. Artık burada rahat rahat kullanabileceksiniz depocularınızı, pazarcınızı, merkez pazarcılarınızı istediğiniz şekilde. Karakterler arası eşya transferi de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki Abyss Magnus görevini yaptıysanız, ki yapın yani lütfen, Magnus görevini yapmayan da ne bileyim yani, yıl olmuş 2023. Bu görevi yapanlar da tabii ki başka depolardan da alabilecek. Yapmadıysanız Valencia tabii ki atraksiyon olduğu için şey, Vahmaki olduğu için, diğerleri de kendi yaratısını alır. Çok da önemli değil. Önemli olan kullanılması sonunda gelmiş. Evet, lamba değişimleri. Gelelim şimdi bu lamba değişimleri. Bu değişimler çok mantıklı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, Dehkia'nın lambası endgame oyuncuları da hani biraz içerik olsun diye getirmiş bir şeydi. Ama endgame oyuncuları hedef alırken biraz fazla zor yapmışlar. O yüzden yani çok spesifik, işte Olun Vadisi gibi lamba spotu hariç neredeyse kimse hiçbirini dönmüyor. İşte bu Cyclops'lar biraz yeni geldi diye biraz daha böyle sardı. Bir de Dawn küpesi fiyatından dolayı, ama yani ne Toru ne Ash Forest falan çok popüler bir spot olmadı ve bayağı unutuldu gitti. Ahibler işte biraz daha güzel o konuda, daha dengeli olduğu için. Ama bu diğer çoğu spot kimse dönmüyor çünkü gerçekten çok zordu. Bir de zor olmasının yanında şey de çok fazlaydı. Bug da en başta çok fazla. Millet o bug'la haline alıştı. Sonra nerf'ten düzeltmelerden sonra denemediği için direkt unutuldu. O yüzden biraz daha kolaylaştırmaya karar vermişler. Ama iyi yanları da var, kötü yanları da var. Bu değişimi birazdan detaylı göreceksiniz. Anlattım, anlattım. Şuradaki kalın yazıdan göreceğiniz üzere Olun Vadisi ve Ash Forest artık sabit spesifik yerlerde lamba açabileceğiniz şekilde değişti. Niye böyle bir değişim getirdiğini birazdan detaylı anlayacaksınız. Detaylı kısmı geçtiğimizde buralarda. Onun dışında genel DP, İşte kolaylaştırma gibi değişimler var. Evet, şimdi gelelim. Öncelikle genel bir değişim. Dehkiye lambasının kapsadığı alan %60 oranında azaltıldı. Yani bunu niye getirdiklerini bilmiyorum. Bence önceki alan bile çok kısaydı. Hatta biz Olun Vadisi o yüzden iki lambalı dönüyorduk. Şey yetmiyordu bazen. O yüzden bir sonraki canavarın çıkması 1 dakika ya da 30 saat beklediğimizde, keşke büyüseler de daha rahat dönsek diyor. Adamlar tam tersi küçülttü. İlginç yani. Bu değişimden dolayı ama kaynaklanan şöyle bir şey var. Bu değişimden dolayı kaynaklanan bu belli bir mesafeye gidildiğinde deaktive oluşu, işte belli bir mesafenin dışında canavar etkilememesi de buna göre yeniden ayarlandı. Bir de şey bug'ı vardı. Bu işte lambayı kapattınız ama canavar eski normal haline dönmüyordu. Bu da düzeltildi. Şimdi gelin spot by spot değişimleri. Cyclops'lar. Cyclops'larda arkadaşlar, Dehkiye lambasında DP'leri birazcık düşürüldü. Thornwood Forest en popüler lamba spotu olabilir bu. Yani ahibler. Buradaki ahiblerin savunma kararları biraz düşürüldü. Onun dışında aşağıdaki canavarlar tarafından herhangi bir şekilde vurulduğunuzda artık Knockdown, Float, Stun ya da Stiffen atmak yerine, burada da tüm orada çıkabilen her şeyi yazmışlar. Benim gördüğüm kadarıyla kaçırdık diye hiçbir mob yok. Yani
Buradaki hiçbir canavar artık anladığım kadarıyla knockdown, flow, stun ya da stiff atmayacak. Sadece knockback atacak. Bu mantıklı bir değişim. Çünkü özellikle Thornwood'un en zor dönülmesinin nedeni PC resist kristali yapmadıysanız dönemiyordunuz. Çünkü orayı dönmek için gerçekten şey döner gibi, uykuya dalmış mezar döner gibi knockdown ve stun şeyinin CC'sini şuradan %100 yapmak zorundaydınız. Yani %90'da bile bayağı ölümcül riskler oluyor. 95'te hadi klasa cana göre değişiyor ama %95 ya da işte tabii ki en iyisi %100 yapmanız gerekiyordu. Ve kristal bir ödün yapmayan kimse dönmüyordu. Dönemiyordu çünkü mümkün değildi. Ha, onu yapanlar rahat dönüyordu. Zaten ben de birazdan klavalle bittikten sonra dönerim herhalde biraz. Artık bu knockback'e değişmiş. Mantıklı bir değişim olmuş. Knockback hem daha kolay engellenebilen bir CC hem de CC'si sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam knockdown'dan daha kısa sürüyor. Stun'la eşit mi değil mi bilmiyorum. Stiff'ten daha uzun olduğunu biliyorum ama çok önemli değil. Çünkü knockback'i tek bir CC kategorisi olduğu için sadece iki taşla fullleyebileceksiniz. Bir de işte kalk taşıyla falan. Ama işte bu knockdown ve stun stiff'i beraber şey yapmak için toplam 4 tane kristal takmanız gerekiyordu. O da güzel bir değişim. Ben çok mantıklı buldum değişimi. Ama bu kolaylaştırmadan dolayı da tabii ki başka değişimler de var. Aşağıdaki canavarları öldürdüğünüzde artık agris etkisi uygulanmayacak şekilde değişildi. Bu Corrupted Void'li Dark Knight dediği buranın mini oyunu. Buranın mini oyunda Dark Knight çıkıyordu, kesiyordunuz, ekstra çöp alıyordu, agris varsa daha da çok atıyordu. Bir de Void Touched Elite Ahip ayı mızrakçıları ve kurt mızrakçıları. Bunlar da böyle sürekli çıkan ama şey Dark Knight kadar vurmayan şeylerdi. Bunlara artık agris efekti uygulanmayacak şekilde değiştirildi. Bu da çok güzel bir değişim. Bu değişime özellikle bayıldım. Artık bu Eye of Despair. Eye of Despair biliyorsunuz bu ahipleri sabit noktada çağırıyorsunuz ya. Oradaki canavar çağıran fonksiyonu o gördüğü için. Etraftaki canavarların hepsini öldürmeden de canavar spawnlayacak. Yani artık eskiden şeydi, canavar grubunu spawnlıyordu. Siz bunu kesiyordunuz. Tam böyle kestiğiniz ya da kesmenizde bir mob çok kaldı, öyle spawnlıyordu bir sonraki dalgayı. O da çok yavaşlatıyordu. Yani böyle arada boş boş bildiğin nefes alma molası verir gibi mola veriyordunuz. Çok uzun sürmese yani gereksiz bir boşluk oluyordu. Şimdi daha durmaksızın dönüşe izin verecek. Bu da çöp oranını arttırdığını tahmin ediyorum. Bence güzel bir değişim bu. Bir de buradan alınan March Relic. Uzak mesafe, yakın mesafe, magic ya da işte physical range ve magic isabet şeyleri, artifeklerinin de çok büyük oranda düşürüldü. Bunlar da tüm listesi burada var. Evet, Ash Forest. Alan düşürülmesinden dolayı en çok etkilenen ikinci spot zaten Ash Forest. Ash Forest'ta da bundan dolayı değişim geldi. Artık Ash Forest yani Kül Ormanı'nda da bu lamba sabit yerlerde açılacak şekilde değişildi. Bu Sealed Rift dediğimiz tohumlar vardı. Onların yanında açacaksın. Mantıklı olmuş zaten. Bu arada çünkü eskiden de zaten tohumu yanında açıyordu. Sürekli size geliyordu. O yüzden çok aşırı etkilemeyecek ama bu spesifik 4 yerde olması biraz ilginç aslında. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam buradaki tohum sayısı 6. Yani 2 tane de bence yer vardı ama bilmiyorum. Onun dışında canavarlara hala nerf geliyor. Bu spotu 4 kere nerfle hala bitmiyor. Hala çok güçlü diye. Volkras'ın knockback efekti vardı. Bu knockdown'da değişimi. Zaten buraya dönmenin de en temel kuralı knockdown'ları yüzlemekti. Ama knockback'i knockdown'ı yüzlerken knockback'i yüzleyemiyordunuz. O yüzden çoğu insan knockback yerken ölüyordu aslında. Farkında değildi. O yüzden buradaki canavar da artık knockback atmıyor. Direkt knockdown attığı için artık CC yemeden dönebileceksiniz. Mantıklı değişim. Volkras artık öldükten sonra ikiye bölünmeyecek şekilde değiştirildi. Eskiden ikiye bölünüyor, saldırmaya devam ediyordu. Spesifik bazı durumlarda saldırıya maruz kaldı. Buradaki canavarlar tekrar aynı saldırı yapmayacak şekilde değişti. Bu özellikle aynı skill'i spawnlayan canavarları çok güzel nerflemiş. Çünkü bazen bir skill atıyordu, kaçıyordu. Sonra aynı mesafedeseniz değil, gene aynı skill'i böyle duramaksızın bir kovalamacı oluyordu. Güzel bir değişim olmuş. Ben bunu da mantıklı buldum. Artık tohuma vurduğunuzda etraftaki canavarlar buna tepki vermeyecek şekilde ayarlamış. Böyle gereksiz bir animasyona giriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam onu kaldırmışlar. Bir de son olarak bu tohum bu tohumun etrafındaki canavarlar Magical Light Stone'un efektini, yani bu taunt efektini artık kanmayacaklar. Cadı ve
büyücüyü daha iyi kovalayacaklar. O yüzden cadı büyücüler dikkat, artık sizin kırmızı ormanız sizi korumayacak. Ve olum vadisi. Bu %60 mesafe kısaltması en büyük etkilenen yer burası. Ve burada da sabit noktalar eklendi. Artık bunları çağırmak için şöyle kuleler var arkadaşlar. Bu kulelere gidip orada çağırmamız gerekiyor. Bu kuleden sadece iki tane var. Yani sunucuda sadece iki tane grup defkiye lambası dönebilmesi. Yani bence yetersiz. Bence 3 olsa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Artık böyle dönecek bu 3 tane, pardon, 2 lokasyonda. Bundan dolayı da bu sabit yerde olduğu için bu kulelerin etrafına zaten olan boş boş küçük moblar da kaldırdı. Sadece lamba olduğunda aktif olacak şekilde ayarlandı oradaki canavarlar. Ve son olarak Tunkut'a. Tunkut'a da arkadaşlar, Ulu Tıka'nın kükreme saldırısı daha yavaş aktif olacak şekilde değişmiş. Evet, onun dışı genel canavar değişimleri. Bunlar şey değil, unutmayın. Lamba değil, normal versiyonu. Bu çok güzel bir değişim. Yani gelmesi de lazım zaten. Olum Vadisi'nin normal versiyonunda canavarlar artık öncekiye göre %50 daha sık çıkacak şekilde ayarlanmış. Eskiden full rotasyon yapmanız gerekiyordu. Tüm şu vadiyi şöyle dönüyordunuz eğer yeriniz yüksekse, ya da Dekke'ye dönmek zorundayız. Artık bu dönme şeyi arttığı için büyük ihtimal bir grup yukarıda bir grup aşağıda dönebilecek şekilde ayarlanmış diye tahmin ediyorum. Kratuga Harabeleri. Marnie'nin odasında Kratuga Harabelerinin canavar çıkarma sayısı %35 azaltıldı arkadaşlar. Pardon. Yani canavar sayısı. Number of Monsters. Aynı. Canavar sayısı %35 azaltılmış. Bu mantıklı çünkü eğer Kratuga Harabelerini hala dönmediyseniz benim yayınlara bir sürede uğramamışsınız demektir. Çünkü ben gelişme seviyesindeki herkesi Kratuga öneririm. Çünkü aslında Kratuga yeni Centaur olmuş durumda. Bayağı OP'ydi. Marnie sunucusunda sonsuz olmasıyla beraber Kratuga'yı dönüyordun bir saat, hop paranı alıyordun. Sonra bir saat dinleniyordun, bir saat gene dönüyordun. Ve inanılmaz derecede para kasıyor. Hem sezonda hem sezon dışında. Ve bu Kratuga nerfi zaten beklenen bir şeydi. Çok absürttü. Yeni Centaur olmuştu. O yüzden 2 haftanız kaldı arkadaşlar. Burada kastınızdan sonra %35 daha az canavar olacağı için çok da OP bir yanı kalmayacak. Bu arada canavar sayısı azaltıldı diyor ama bu çeviri hatası, süresi de olabilir. Ama belli olmaz. Biz şu an hani çeviride nasıl yazıyorsa öyle algılıyoruz. Sayısı bize azalması her türlü çöpü etkileyecek. Çünkü burada ne kadar sık çıksalar da her gruba gittiğinizde canavar sayısı %35 azsa %35 daha az çöp alacağınız demektir. Ve son olarak İlezda'nın siyah gölgesi. Bu şey klasların aktarım görevinde çıkan kopyası arkadaşlar. Yani spesifik grind canavarı değil. Bu mantıklı değişim özellikle yeni seviye şey gelişim seviyesindeki oyuncuya, yeni oyuncuya ya da sezon çarında çok yüksek AP'si olmayan insanlar için özellikle gelmiş. Bu kopyanızın canı %30 oranında azaltılmış ve saldırısı da %30 azaltılmış. Bence bunun yapılacağı bu arada en iyi yöntem, kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Sizin gear'ınız neyse ona göre dengeli şekilde çıkacak şekilde bir hale getirmesi daha iyi olurdu. Gidip de herkese aynı seviyeye çıkarmak yerine bence herkesin gear'ine göre ona göre çıksa daha iyi olurdu. Herhalde şeyden korkmuştu. Millet sıfır gear'da göreve başlıyor, sonra gear'ları takıyor diye korkmuştu. Ama yani onu çok kolay kodlardı istese de bedava üşeniyor. Ve son olarak bu Sahanil kampın oradaki dolaşan Sahanil canavarları da oyuncuların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde ayarlanmış. Ve kristal değişimi. Bu çok güzel bir değişim. Bu bayağıdır istenen bir değişimdi. Umarım mutlu olursunuz. Biliyorsunuz kristal değiştirdiğinizde kara ruhunuzu açmanız gerekli ve bu gereksiz bir işlemdi. Özellikle PvP yapan insanlar işte bunu abuse'lamasın diye getirilmiş olsa bile sürekli her kristal değişeceğiniz zaman işte bu kara ruhu çıkarmak biraz fazla büyük bir limitasyon. Özellikle işte böyle PvE alanlarında, zindanlarda falan böyle unuttuğunuzda çok sıkıntıya sokabiliyordu. Bir de dar yerlerde kara ruhun çağrılamama sorunsalı da var eğer bilmeyen varsa. Bunun gibi sorunları kapatmak için artık çanta arayüzünden direkt çat diye kristal arayüzü açıp oradan kristal arayüzünüzü ayarlayıp değiştirebileceksiniz. Güzel bir değişim. PvP'de insanlar abuse olmasın diye cooldown'da da merak etmiyor. Onu da düşünmüşler bu sefer. Artık kristal yüzü açmak için neyim? Karura gerek yok. Direkt I'dan açacaksınız. Evet, burada aynısı yazıyor. İşte Karura'dan kaldırıldığı kısım var. İşte bu şey uyguladığınızda Hı.
Ha, 5 saniye sonra geçerli olacak şekilde değişmiş. Ve yani şöyle bir şey var. Mesela ben çok böyle spesifik özel bir durumdayım. Hemen kristalimi değiştirdim diyelim. Kaçmaya devam edersem ve burada da yazdığı üzere hiç hasar ya da CC gibi bir şey almazsam 5 saniye sonra değişecek. Yani bu 5 saniyelik bir gecikme olacağını unutmayın. Ama hasar ya da CC alırsanız iptal ediyor. O yüzden PP sırasını abuse almaması için böyle bir fix getirmiş. Ama en azından artık kara ruhu açmak zorunda kalmadığımız için ben gene mutluyum. Gayet güzel. Onun dışında kristal arayüzünü ayarlama arayüzü buradaki resimden göreceğiniz üzere baya güzel olmuş ve açık olmuş. Özellikle şu kısma bayıldım. Bu arayüzünüze editle kısmı şuraya geldi. Şu şey arayüzler buraya geldi. Takılı olan arayüzlerin şey pardon kristallerin listesi burada yazacak şekilde ayarlandı. Bunu söyledik. Must be pressed. Kristal takarken ya da çıkarken kaydetmek için kaydet düğmesine basılması gerekiyormuş bir de. Bu da sanırım şuradaki düğme herhalde. Yine her zaman olmasa çoğu zaman olduğu gibi global lette bu test edilemeyecekmiş galiba. Ha, bu şey reflect şey. Kaydet düğmesi herhalde. Evet. Onun dışında bu kristal torbasında zaten takılı olan kristaller şurada şey sembolü olacak şekilde güncellenmiş. Bu da güzel bir değişim. Bu da güzel bir şey değişim. Kesinlikle. Quality of Life ekibi bu hafta iyi çalışmış. Mouse'u bu üzerine götürdüğünüzde hangi arayüz şey hangi ayarlarda aktif kullanıldığı o kristin yazacak burada onu koymamışlar ama şu sembol en azından gözüküyor. Evet, diğer değişimler. Görev ve bilgi değişimleri. Bakayım burada ulu kıta olanlar varsa geçeceğim çünkü. Karola konuşurken önerilen ve tavsiye edilen görev arayüzleri güncellenmiş. Hangi görev doğru belli değil. Ha, ana görevle bağlı olmayan görevler önerilen görev kısmına taşınmış. Bazı bir de daha az önemli olan önerilen görevlerde spesifik combat ya da life ya da işte hangi görev kategorisi onu tıkladıktan sonra çıkacak şekilde ayarlanmış. Bu mantıklı olmuş. Özellikle her kategori BDO şey BDO her kategori sevmeyen biri için mantıklı olmuş. Mesela bana balıkla ilgili önerilen görev çıkmayacak o şey geldikten sonra güzel olmuş. Çünkü buradaki her görev yani ben de tabii çoğu yapılı olduğu için çoğu gözükmüyor da burada Life'la alakalı çoğu insanın hiç umursamayacağı görevler ama her sefer çıkıyordu. Onu kapatmak için güzel bir yöntem olmuş. Fugar'ın bu kitap görevinde birden 6'ya kadarki chapter'larda otomatik sizi yönlendirecek şekilde ayarlama getirmiş. Bu spesifik yerlerde Grind at kardeşim tarzı bir görevi galiba. Çok uzun zaman oldu bunu yapılı hatırlamıyorum. Ulu kıta fix'i geç. Ulu kıta yüzde ile ilgili ve şeyle ilgili bazı bilgi değişimi açıklamalar eklenmiş. Ulu kıta bilgileri varken soru işareti gözükmesi demiş. Keşke bunu dünyadaki tüm moblara getirse. Hala bir sürü mobda bu çok genel bir sorun ya. Çok fazla mobda var. Şey, NPC'de pardon. Ulu kıta, ulu kıta tamam, ulu kıta geç. Evet. Kara tapınak arayüzü. Seçili olan şey zorluğu, seçili olan bu kara tapınak boss zorluğu, boss'un açıklaması altı yazacak şekilde değişmiş. He, altına dediği şu herhalde. Andakiyle ne farkı var ben anlayamadım. Ha, aynen. Eskiden şurada işte şöyle tıklıyordunuz ya da mouse'u getirmeniz gerekiyordu. Artık mesela bu seçiliyse burada Calamity 3 yazacak şekilde ekleme geldi. Okey çok önemli. Oha bu ne? Aa ben iki sekme başladım. Aa ben iki tane global açmışım. Tebrikler. Kendimi tebrik ediyorum. Neredeydik? Heh, şurada. Ha, bir dakika daha fazla biliyorum. Yok ikiymiş lan. Okey. Okey bu Güller Savaşı'na beyaz gül, Tamasibya siyah güldü, Oalilta bölgesini temsil edecek şekilde isimlendirmek olmuş. Yani Karaçöl, Kızılçöl muhabbeti gibi. Sunucu geçiş ekranının menüsüne Güller Savaşı ile ilgili açıklama eklenmiş.
Global Lab özel değişimler. Global Lab özel değişimlerinde arkadaşlar ışık diyarına şey eklenmiş. NPC eklenmiş eşyaları almak için. Bilgileri almak için eşya eklenmiş. Özel görevler gelmiş. Bu 5 tane Jewel of Light alınacak şekilde. Okey, bilgileri eklenmiş bu tüm açılmış karakterleri bilgileri de açacaklara ışık diyarıyla ilgili. Okey, çok önemli değil, geç. Bug fixler. Ulkata fixi geç. Dungrat ormanının bazı yerlerindeki çimen bozukmuş, o düzeltilmiş. Ulkata fixi geç. Ulkata fixi geç. Yani Ulu Kıtağına görevleri fix bu arada. Ulu Kıta fixi dediğim Ulu Kıtağına görevleri. Biliyorsunuz hala bug'lı. Ve yani gerçi bize gelmedi de gelince de bug'lı olur. Umarım çoğu düzelir de. Yani Ulu Kıta görev fixi. Yönlendirme düzeltilmiş. Shiraz Profesi görevi gene Ulu Kıta ile alakalı. Tamam Ulu Kıta fixi. O. Bu şey NPC konuşma mini oyunundan sonra mouse imleci kaybolma sorunu varmış, bu düzeltilmiş. Ve bizon bilgisinin gözüktüğü şey yanlış gözüküyormuş. Bizon bilgisi haritada yanlış yerdeymiş, o düzeltilmiş. Sınıf değişimleri. Biliyorsunuz Asya'da zaten geç haftalarda anlattığım bir videoda söylemiştim. Asya'nın bu Not Savaşı şampiyonası başladığı için bizi ilgilendirmiyordu. O yüzden hızlı geçmiş ama başlıyor. Hani haberiniz olsun. İzlemek isteyen şuraya bakabilir demiştim. Bu başladığı için tabii ki sınıf değişimi gelmeyecek. Zaten mantıklı bir karar. Bence aslında solları varken de gelmemeli ama bazı klaslar o kadar OP oluyor ki bazen tüm metayı yerden yere vuruyor. Musa, Sage gibi. O yüzden geliyor bazen ama keşke hiç gelmese. Daha dengeli bir oynasa. Keşke PvP ekibi iyi çalışsa. Onun dışında gelelim şimdi bu duyurunun ötesinde buradaki yazıyı. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar burada bir genel açıklama var. Detayını hani okurken anlatacağım. Aşağıdaki klaslarla tam alakalı değil, biraz alakalı ama anlayacaksın dediğini, niye çevirdiğimi. Özellikle belirli bir tayfın suratına in your face demek istiyorum onu. Dehkiye lambesi ve Ulu Kıta'nın release'inden çıkışından sonra bir sürü maceracı hala ve hala Wusa Succession'a fazla odaklanarak onu oynamaya devam etmiş. Neden acaba? Bu yüzden hani genel data toplandığına göre Wusa'nın hala çok OP olduğunu sonunda BDO tekrardan açık açık söylüyor. Gidip de o bir tane gelen küçük şey nerfinden sonra Wusa çöp oldu hü diye ağlayanların suratına vuruyorum arkadaşlar. Hayır, hala en OP char diye diyordum. Geldiğinden beri onu ve evet hala en OP char. Burada da BDO çok açık ve net bir şekilde belirtmiş. O yüzden in your face. Onun dışında şöyle bir açıklama da var. Bundan dolayı sınıfların bu dengesizliğini şey yapmak için dengeleme ayarları yapacağız. Ama bunu Wusa'yı nerflemek yerine diğer charları bufflayarak yapacağız demişler. Evet kardeşim, biliyoruz. Zaten tüm globallerin notlarını okuyan biri yok. Bunu zaten ben her hafta diyorum. Wusa'yı o kadar OP yaptılar ki diğer charları bufflayıp bunu kapamaya çalışıyor diye dalga geçiyordum hatta. Burada da tekrar da onu haklı olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten tüm char'ları bufflayalım da Wusa'ya biraz yakın olsun bari deyip çözmeye çalıştıkları açık ve net. Burada da belirtmişler. Ama tabii ki bu değişim yeterli olmazsa hala Wusa nerfiyor. O yüzden böyle yazılar yazıla gene herkes şey bir oturma yerinden algılıyor ama hayır, bu yazı Wusa aktarım asla nerf gelmeyecek gibi bir açıklama bulundurmuyor. Şu ana kadar yaptıkları ve ileride yapacakları odağın Wusa'yı nerflemek yerine diğer charları bufflamak olduğunu belirtiyor ama hala nerf yiyebilir, yemeyebilir ama bu kesin bir deklarasyon değil. Onu da unutmayın. BDO özellikle denge kursa berbat firma olduğu için diğer charları da bir anda Wusa'dan OP de yapabilirler. Wusa'yı da öldürecek kadar nerfleyebilirler. Umarım ikincisi olur. Göreceğiz. Bu yüzden bu sınıfların işte biraz daha kişiliğine odaklanmak için Wusa'yı nerflemek diye diğerlerini bufflıyoruz. Buradaki yazının şu kısmının özeti bu. İşte tüm yolladığınız şeyleri okuyoruz. İşte görüşünüz bizim umumuzda da vesaire vesaire. Aynen kardeşim.
Evet. Şimdi önce diğer klası anlatacağım çünkü sonra Warrior'ı anlatacağım çünkü Warrior bayağı uzun. Wusa'nın Abyss becerisi geldi arkadaşlar. Geri sağ klik ile atıyor. Burada diğer açıklama var. Merak eden çok aşırı meraklı varsa okuyabilir. Burayı uğraşmayacağım ben okumaya. Tabii ki önce Abyss One Magnus görevini yaptıysanız herhangi bir çarla girip bu çara Karuru açıp alabiliyor olacaksınız bu beceriyi. Mayago'ya da aynı şekilde Abyss becerisi geldi. Bu Abyss becerisinin aynı Wulsa'daki gibi önceden yaptıysanız chat diye karar açıp konuşup alabileceksiniz. Onun için class bug fix'i. Bu arada bu beceriler global lab'e gelmemiş gene. Bedo üşenmiş bu hafta gene global'e getirmeye. Koreliler de test etmeyi daha çok seviyor biliyorsunuz onlar. Kore'nin test server olduğu için. son fix'imiz de Musa ile alakalı. Black Spirit Dragon Bite becerisinden sonra Twitch efektinin kalma sorunu varmış. Bu da düzeltmiş. Evet, şimdi gelelim Warrior'a. Warrior'a bu hafta o kadar fazla değişim geldi ki yani bu ne kadar büyük bir buff'tır kardeşim. Çüş biraz abartmadınız mı acaba dertcesine bir baktım yani korktum. Umarım çok OP olmaz ama bilmiyorum. Birazdan özellikle ben de okuyunca bakalım siz ne diyeceksiniz. Öncelikle Warrior, Flow, Knee Kick. Knee Kick becerisi tek başına atılamayacak şekilde ayarlanmış. Chain Heaven Cleave becerisinden sonra F tuşuna basılı atılabilir hale gelmiş. Cooldown sırasında spamlanıp atılamayacak şekilde ayarlanmış. Chain Heaven Cleave'den sonra bağlantılı atıldığında atılan bu şeyin hareketin animasyonu değişmiş. Artık bu beceri nefes tüketmeyecekmiş ve bu beceri kullanırken nefesle dolacak şekilde ayarlama getirilmiş. Bu becerinin açıklamasına bir de işte Fighting Speed herhalde SP'dir ya da VP'dir bilmiyorum hangisini Warrior kullanıyor da o da olacak şekilde ayarlanmış. Chain Heaven's Cleave. Chain's Cleave becerisi arkadaşlar artık tek başına atılabilecek şekilde ayarlanmış. Bu da tek başına F becerisiyle şey F tuşuyla atılacak. Bu tuş atıldığı için bu ben okay. Ama burada şey diyor. Sadece Overwhelm ve Solar Flare'den sonra F basılı tutulduğunda ya da Flow Heat Strike'dan sonra F basılı tutarken sağ klik atıldığında ya da F basılı tutuna alışacak şekilde eklenmiş diyor. Okay. Bu biraz kafa karıştırdı. Yani tek başa atılıyor mu atılmıyor mu? Hiç. Bu kısmı neyse ekstra atılma eklemişler galiba. Hı. Damage hasar değişimi hasar değişimi 1356 çarpı 3'ten 2170 çarpı 2'ye uçurulmuş. İkinci vuruşta 1356 çarpı 5'ten 2170 çarpı 4'e yükseltilmiş. PP hasar azaltma oranı 55'ten 62.5'e yükseltilmiş. Frenzy Strikes son vuruş başarılı olduğunda artık float atacak. Pardon. Eskiden float atıyormuş. Bu knockdown'la değiştirmiş. Artık knockdown atacakmış. Core Frenzy Strike becerisindeki front card daha uzun kalacak şekilde ayarlanmış. Bu beceriyi kullanırken %5 kritik hasarı varmış 5 saniye boyunca. Bu kaldırılmış. Bu beceri Merciless becerisinin Merciless Skill becerisine eklenmiş. Ondaki efekt kritik %5 10 saniye çıkartılmış bundan kaldırıldığı için. Okey. Level'ına bağlı olarak da 40, 60 ya da 80 VP doldurma eklenmiş. Birinci vuruş hasarı 1465 çarpı 4'ten 2520 çarpı 2'ye çıkmış. İkinci vuruş hasarı 1465 çarpı 4'ten 2520 çarpı 2'ye çıkmış. Daha doğrusu çarpanları düşmüş işte öyle düşünün. Son vuruşta ise 1465 çarpı 6'dan 2520 çarpı 6'ya çıkmış. İşte bu. En büyük değişim bu becerideki. Diğer iki vuruş daha çok çünkü çarpan sayısı azaldığı ama işte 2520'ye çıktığından biraz daha dengeleme olmuş. PvP hasar azaltma oranı da 58 noktadan 66.4'e yükselmiş. Flow Overwhelm becerisi. Başarı vuruşlarda 60 can doldurma özelliği kaldırılmış. Hasarda 1174 çarpı 4'ten 1667 çarpı 4'e yükselmiş.
TP'ye hasar azaltma oranı 50.5'ten 65.1'e çıkmış. Merciless becerisi. Bu beceri kullanıldığı sırada 10 saniye boyunca artı 20 DP artışı özelliği kaldırılmış. Bu kaldırılan özellik Flow Slashing the Dead'e eklenmiş. Bu beceriyi kullanırken %5 kritik hasar artışı eklenmiş 10 saniye boyunca. Balance Strike. Okey, bu becerideki 5 vuruşta hem canavarları hem oyuncuları vurabilecek şekilde ayarlanmış. Hasarı da 1520x2 sadece oyunculara geçerliyken bir de tamam şimdi dur şimdi anladım. Sadece oyuncuları 1250x2 vuruyormuş. Canavarları 1250x5 vuruyormuş artık. Direkt 1875x5 şekilde herkese vuracak şekilde ayarlanmış. Yani öküz gibi vuracak. PP hasar azaltma oranında 65.6'dan 85'e yükselmiş tabii ki. Redigging. Hasarı değişmiş. Bundan dolayı da bu Flow Slashing the Dead de buna göre ayarlanmış. Spinal Strike demiş. Grave Cleaving becerisindeki Spinal Strike çarpı 4. Grave Splitting'de de bu aşağı doğru olan saldırısı 6 artmış anladığım kadarıyla. Önceden 1452x4 iken bu saldırı fırıldak spinning dönüş hasarı 2468x4'e uçurulmuş maşallah. Aşağı doğru bu downstrike dediğimiz saldırıda 1528x6'dan 2598x6'ya uçurulmuş. PP hasar azaltma oranı ise 50.5'ten 70.8'e yükselmiş. Flow Slashing the Dead bu beceri kullanıldığında artı 20 DP eklemişler 10 saniye boyunca. Pulverize 1409x7'den 1606x7'ye çıkmış. PP hasar azaltmanı 42.8'den 49.8'e çıkmış. Flow Tempest bu becerinin kullanımı 9'dan 8'e düşürmüş. Hasar ise 1409x7'den 1606x7'ye çıkmış. PP hasar azaltmanı 42.8'den 49.8'e çıkmış. Flow Reckless Blow önceden hasarı bu şarj olmadan atılan versiyon 1420x5'ten 2130'a çıkmış. Şarj bitirdikten sonra 1420x10 vuruyorken bu da 2130x10'a çıkmış. Maşallah güzel buff ikisi de. PP hasar azaltma oranı 53.8'den 69.2'ye çıkmış. Flow Ankle Break. Bu becerinin hasar 1147x5 maksimum 2 vuruştan 1606x5 maksimum 2 vuruş yükselmiş. PP hasar azaltma oranı 64.9'dan 74.9'a yükseltilmiş. Ve son olarak Executioner. Bu becerideki AP artış özelliği 30 saniye boyunca 20 iken artık 30'a çıkmış. Yani 10 AP eklenmiş bu beceri. Evet, gördüğünüz üzere Warrior'a bayağı bir değişim gelmiş. Yani OP olur mu, çok mu güçlü olur, anca mı dengelir artık onu Warrior oynayan arkadaşlara bırakıyorum. Ama en azından kağıt üstünde bayağı korkunç bir char olmuş. Hele PvP'de bile zaten zayıf olmayan çok güçlü bir char olduğu için PvP'de bir tık korkutuyor. PvE'de fikrim yok Warrior hakkında, ona yorum yapamayacağım. Evet arkadaşlar, hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü globalle bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Geçen haftaki o boşluktan ve ondan da önceki hafta direkt hiçbir şey olmamasından sonra. Videonun açıklaması olan Twitch linkimi Uğur'um unutmayın. Twitch benim ana içerim ama tabii ki de videoyu YouTube'u lütfen es geçmeyin. Videonun açıklamasını... Bunu söyledim. Kanala abone olmayı, video like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla bu Global Lab yaması paylaşmayı unutmayın. Bunların hepsi bedava destek olabilmenizin yöntemidir. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.